Evet, iyi akşamlar. Moda TV ailesinden, Moda TV'den, Sivil Toplumun Sesi programından tekrar buluştuk bir cuma akşamında. Bizi dinleyen, izleyen tüm izleyicilerimize ve dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu akşam gerçekten sivil toplumun sesini yaptığı hizmetlerle, önderliklerle, ilklerle daha doğrusu ve pandemiden sonra insanların koşarak sarılacağı çok güzel bir çalışması olan ve bunu yaklaşık 10 yıl önce görebilen bir turizmcimiz, gerçekten turizm gönüllümüzü burada ağırlıyoruz. Çok güzel bilgileri birlikte paylaşacağız. Çok güzel çalışmalarını birlikte paylaşacağız. Ve bu akşamki konuğumuz organize yaşam bölgesi, gerçekten OYB'nin kurucusu, önderi, fikir insanı ve aynı zamanda da turizmci Güven Özel misafirimiz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun Adnan Bey. Şimdi burada bu akşam çok güzel bir program yapacağımıza inanıyorum. Çünkü insanların neden doğaya gitmesi gerektiğini, şehirlerde yaşadığı sıkıntıları gördükten sonra daha da öne çıktığını görüyoruz. Bu anlamda doğaya gitmek sadece doğada yaşamak değil, aynı zamanda bir turizm hareketini oluşturmaktır. Bunun da nasıl olduğu ile ilgili bilgi alacağımız kişi Güven Özel olarak, Güven Bey olarak burada. Ben öncelikle Güven Bey'i kişisel olarak tanımak anlamında kimdir Güven Bey dediğimizde nasıl bir cevap alabiliriz? Şimdi bazen insanlarla karşılaşıyorum. Bana işte bakıyor, işte tanıyor musun bunu diyorlar. Beni tanımıyorlar. Ama işte Güven Özel bu dedikleri zaman ismi tanıyorlar. Evet. Bunun da sebebi tabii ki 2001 yılından beri sürdürdüğümüz bir yaşam felsefesi. İşinde tabii ki büyük ağırlıkla turizm de var. Ben bir köylü çocuğuyum. Kabakdağ'da köyde doğdum. İşte ortaokul bitirene kadar da Fatsa merkezde yaşadım. Sonra buradan ayrıldım. İşte liseyi bitirdikten sonra askerliğimi yaptım. Sonra da işte ne olacak ne olacak diye düşünürken bir baktık kendimizi turizm sektörünün içinde bulduk. Yaklaşık 23 yıl o sektörde Kapadokya'da o sektörün içinde bulundum. İngilizce, Japonca, bir de Gürcüce diyelim biliyorum. Japonca niye Güven Bey, özellikle bir parantez açarsak, oradaki turizm ortamındaki müşteri portföyünden mi, özel bir özenden mi? Şimdi o da ben tesadüf diyorum, bazıları da tevafuk diyor. Tabii turizme girmem de çok öyle bilinçli bir şekilde girmiş değilim. Yani önüme ilk çıkan işe sarıldım daha doğrusu. Tabii 1984 yılıydı. O zaman turizm demek, turist demek, yabancı insan. Yani turizm demek yabancılarla işi yapmak. Yabancılarla Sadece işi turist yapınca da demek, yabancı demek. yabancı demekti o Evet, zaman. doğru. Yani Doğru. Türklere turist denmiyordu. Çok doğru. Yani bizim insanlarımıza turist denmiyordu. Tabii yabancılarla da iş yapınca ne oluyor? Yabancı dil öğrenmek Öğrenmek zorundasın. zorunda. Tabii başta İngilizce. Evet. Sonra da tabii o zaman ekonomik olarak biraz sıkıntılı olduğumuz dönemler yabancı dil öğrenmek de Kolay para değil. istiyordu. Çok doğru. Sonra bizim müdürlerden bir tanesi dedi ki ya bedava İngilizce Japonca kursu açıldı gider misin dedi. Ben de hemen atladım. Yani bu Tesadüfi yani gelişenmiş. tesadüf diyoruz ama yani bütün hayatımı artık o Japonca ile kazandım. Çok güzel. Hatta İngilizce öğrendim. İngilizce hiç konuşmadan sırf Japonca ile Anlaşabiliyordunuz. bütün maddi manada hatta manevi olarak da öğrendiğim birçok şeyi o sektörde öğrendim. Evet, şimdi aslında burada turizmin tanımını da
yapmamız gerekiyor. Ben hem bir turizmci olarak hem de bir turizmciyle sohbet ederken Güven Bey'den de hem onay hem de destek isteyeceğim bu konuda. Şimdi Güven Bey'in de dediği gibi önceden turizm neydi, turist neydi? Yabancının, yani Türk değil de dış ülkeden gelen birinin buraya gelmesine, turist gelen kişiye yaptığı harekete turizm denirdi. Evet. Ama şimdi bu tanım o kadar büyüdü ki bence kontrolden çıkmamalı. Şu an kontrolden çıkmış durumda. Neden? Çünkü kontrolsüz ve bilinçsiz bir turizm hareketi var. İşte Güven Bey'in de ortaya çıkması kontrollü ve bilinçli ve ileri görüşlülüğü getiren bir turizm akımını ortaya çıkardı Güven Bey. Evet. İşte turizmi kısaca tanımlarsak şu an bizim evimizden bakkala gidişimiz dahi bir turizm hareketi. Yani insanlar diyor ya işte Kapadokya'ya gitmeyi, Bodrum'a, Marmaris'e, Çeşme'ye, Kuşadası'na gitmeyi turizm. Hayır, buradan Fatsa'ya gitmemiz de turizm, Fatsa'dan köye çıkmamız da turizm. Eğer bu bilinçle bakarsak hayattan da keyif almış oluruz. Ben biraz da olaya pozitif bakılması yönündeyim. Evet. Hayattan da keyif alırsak hayatı güzel yaşamış oluruz. Yani turizmi yaşamış oluruz. Bu anlamda sizin oluşturduğunuz, yani gerçekten kısa adı OYB olan Organize Yaşam Bölgesi, bundan 20 yıl önceden beri başlayan bir akımın sonucu olarak ortaya çıkan bir fikir ve gerçekten ilki olmayanı yaptınız. Bu anlamda Organize Yaşam Bölgesi ile ilgili bir açılım yapabilir miyiz? Evet, şimdi OYB'yi ben size anlatacağım ama önce bir turizm tanımı dediniz ya, yine oradan bir giriş yapayım. Önceden turist demek yabancı demekti. Doğru. Sonra baktılar ki yerli turist diye bir kavram oluştu. Çünkü turizm demek para kazanmak demek. Kesinlikle. Biz de yıllarca para kazanmak için turizm yaptık. Fakat sonra baktık ki ben o yaptığım turizm para kazanmak için yaptığım dönemler içerisinde Türkiye'nin turizminin her türlü krizini yaşadım. Bugün turist var, 6 ay sonra kriz ve turizmciler krizdeler. Yerel turizm, yani yerli turizm tabii ki o da yerleşti ülkemize. Fakat bizim yaptığımız şimdi yerel turizm. Yerel turist, yerel turizmci. Çok doğru. Yani bu kavramın girmesi gerekiyor. Eğer ki krizsiz bir turizm sektörü oluşturmak istiyorsak, işte bunun doğru söylemi bu. Önce yerel turizm, yerel turist, yerel turizmci. İşte bizim OYB'yi biz bu felsefe üzerine kurduk. Öncelik yerelde bizde. OYB aslında, yani açılımı şu: Organize Yaşam Bölgesi. Henüz daha Türkiye'de, belki de dünyada bu isimle anılan bir konsept yok. Peki bunu içeren bir çalışma var mı? Tabii ki. Yani bu sadece adı yok bunun. Bu bir felsefe. Ama sadece turizmi kapsamıyor. Bu bir yaşam felsefesi. Evet. Sağlık, huzur, refah, barış içerisinde krizsiz, açlıktan, yoksulluktan, huzursuzluktan, hastalıktan, savaştan koruyan bir yaşam felsefesi. Yani insan için yaratılmış bir çerçeve çizmiş oldunuz. Evet. Şimdi tabii ki bu OYB felsefesinin içerisinde turizm önemli bir şey. Turizm kazanmak için. Yani maddi manada da kazanmak için bir argüman. Ama bunun haricinde işte tarım var. Tarım ama öyle büyük çaplı tarım değil. Evet, felsefenin de şekli orada, olarak açılımı zaten arkamızdaki orada, tabloda görünüyor. Evet. Tarım ne için, turizm ne için, eğitim ne için, spor ne için, zanaat ne için, sanat ne için. Yani insanlar
Tabii ki bunlar bütün her yerde ihtiyaç duyulan şeyler ama ne için yapıldığı çok önemli. Mesela diyelim ki tarım, değil mi? Önemli bir sektör. Evet. Tarımsız bir hayat olmaz. Kesinlikle. Ama tarım deyince herkes çok büyük tarlalar, büyük makineler, efendime söyleyeyim, pahalı girdiler. Aslında tarım değil, kazanç peşine koşan tabii bir zihniyet. Evet. Doğru. Yani bunlar aklımıza geliyor. Fakat OYB'de öyle büyük çaplı yapmak yok. Yani büyük makinelerden çalışmak yok. Sen ancak kendine ihtiyaç duyduğun kadar alanı işliyorsun. Neye ihtiyacın varsa onu üretiyorsun. Yani tüccarın ihtiyacı olanı değil de öncelikle yerelde senin ihtiyacın olanı üretiyorsun. Spor da öyle. Yerelde senin istediğin sporu yapıyorsun. Kazanmak için değil. Yaşamak için. Yani sağlık için yapıyorsun. Evet. Spor sağlık için yapıyorsun. İşte eğitim yine aynı şekilde. Senin ihtiyacın olanları öğreniyorsun ve öğretiyorsun. Şimdi tabii OYB'nin bir ilkeleri de var. OYB'nin bütün çalışmaları düşünce kulübü sistemine dayalı. Hani orada yapılacak işleri düşünce kulübü vasıtasıyla yapıyoruz. Biliyorsunuz bir ilkini kurduk, Kabakdağ Düşünce Kulübü diye. Evet. Bu kulübün bir yöneticisi yok. Herkes başkanı eşit. Yok. Evet. Yardımcısı yok. Seçim yok. Kongre yok. Dolayısıyla seçim çalışması da yok. Sadece prensipleri var. Bu prensiplerden bir tanesi bir iyi üçte diyoruz biz ona. Bir iyi üçte. İnanmak iyi, evet, bir kere inanmak. Yani OYB felsefesine inanacaksın bir kere. İnanmak. İkincisi temizlik. Bu temizlik tabii sadece suyla yapılan temizlik değil. Yani kıyafetimiz veya bulunduğumuz mekanın temizliği değil. Niyetin de temiz olması. Yani adalet, eşitlik, insan hakları, efendime söyleyeyim, hatta doğanın hakları, bütün yaratılmışların ne varsa etrafımızda hepsinin hakkına, hukukuna riayet etmek demek. Yani biri üçte diyoruz. Buna temizlik kavramının evet. İçine giriyor. İkinci T'miz de teşebbüs. Yani tamam inandın. Bütün iyi niyetinle evet. İyi şeyler, herkes için iyi bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ama bunu sadece söyleyerek yapamazsın. Harekete geçmek lazım. Yani bunu işte büyük bütçeler yaparak, efendime söyleyeyim, büyük büyük konuşarak, koca koca hoparlörlerden bağırarak veyahut da akıl vererek değil. Teşebbüs. Harekete geçeceksin. Harekete geçeceksin ve elinden geleni yapacaksın. Teşebbüs. Sonunda da işte inandın, temizsin, elinden geleni yaptın, teşebbüslerini yaptın. Sonucu da eğer yapacak bir şey yoksa kabullenmek. Biz de buna tevekkül diyoruz. Yani. Evet. Kabul et, üzülmeyeceğiz. Yani niye sonuç böyle oldu? Çünkü bireysel bir kazanım yok. Yani genel olarak yaratılmışların faydalanacağı bir kazanım olduğu için sonucu da kabul ediyoruz. Yani biz çünkü kötü bir şey yapmadık. Bu var. Bir de düşünürken mesela düşünce kulübündeki toplantıya geliyor ya insanlar. Evet. Tabii bunlara, ilk gelenlere bunları anlatıyoruz. Yani aslında bir insan modeli de yaratmış oluyoruz. Ne o, yaratmış demeyeyim de yani. Katılımcı noktasında o düşünce kulübüne dışarıdan katılımcı mı oluyor? Kendi içinde. Herkese açık. Alanla. Herkese açık. Bir davet gerekiyor mu? Hiç kimseye özel davet yapılmıyor. İsteyen geliyor. İsteyen. Herkese o sosyal medyadan duyuruyoruz. Yalnız onlara işte bu prensipleri anlatıyoruz. Yani biz OYB felsefesine inanıyoruz. İşte bizim 8 tane ana başlığımız var. Bu başlıklarında işte şu amaçla hayata geçmesini düşünüyoruz. Ve bunların bir kültüre dönüşmesini istiyoruz. Ama burada düşünürken herkes ortak, olumlu ve ekolojik düşünecek. Yani sadece diyelim ki Fatsa için, Ünye için, Kabakdağ için düşünmeyecek. Veyahut da Güven Özel için düşünmeyecek.
Yani ne düşünüyorsak insani olacak yani. Ortak olacak. Ortak faydası olacak. Sonra olumlu olacak yani. Yani birinin için iyi bir şey yapacaksan, yani bir şey yapmaya kalkıyorsan olumlu bir şey yapacaksın. E düşündüğün olumlu görünmüyorsa o zaman onu olumluya çevireceksin. Yani pes etmek yok. Pes etmek yok. Yani niye olmuyor? İyi bir şey yapmak istiyorsun. Nedenlerini bulacaksın. Nedenlerini, evet. Şu riskleri var. İşte analizini yapacaksın. İşte bunu biz nasıl faydalı hale getiririz diye düşüneceksin. Karar vereceksin ve yapacaksın. Olumlu. Bir de ekolojik olacak. Yani sadece belli bir şeyi kapsamayacak. Yani insanları veya belli grubu. Yani bütün her şeyi kapsayacak. Yani ayrımcılık olmayan, yok, tamamen yok. Organik, tamamen yani iyi niyetli. Ekolojik de yok. Ekolojik, yani dengeli, evet. Yani dengeli. Benim için iyi bir şey olacaksa senin için de olacak. Senin için olacaksa işte oradaki ot için de iyi bir şey olacak. Bitki için de olacak, hayvan için de olacak, hava için de olacak, toprak için de olacak, su için de güzel şeyler olacak. Evet. Yani bütün OYB bu şeyde prensiplerle yürüyor. Aslında anlattığınız şu anki biraz da Allah'ın sopası yok derler ama öyle bir işaretler gelir ki insana bir hastalık mesela bir pandemi süreci öyle bir hareketler gördük ki insanlar adeta bir evlilik dediğimiz bir yer bulup bir toprak üzerine oturmak için mücadele ettiler. Yani doğaya kaçmaya çalıştılar. Yani evet. Şehirden, betondan, evet. Gürültüden, egzoz dumanından, araçtan yani teknolojik varlıklardan uzaklaşıp evet. Doğanın içine kaçmak istediler. Evet. Ama siz bundan 20 yıl önce bana göre böyle bir düşünceye sahibim ben. Görerek evet. Bu felsefeyi oluşturma peşine düştünüz. Evet. İşte bu mücadelenizde hatta sizin oteliniz de var. Ben geldim gördüm. Otel demeyelim de biz onlara kırsal yaşam evi diyoruz. Ya literatürde işte, olmayan bir şey. Onu işte da aslında bunlar literatüre girmesi gereken tanımlar. Evet, neden? Tabii. Otel dememin sebebi şu, yani bir köyde böyle bir girişimcilik, böyle bir ilk, bence bir ilk. Evet, bilmiyorum doğru. Sizin araştırmalarınızda var mı? Bütün bunlar aslında Kabak Dağı'ndaki o oluşumu, bütün bu alana hizmet eden valimizden büyükşehirine, Fatsa Belediye'mizden bu alanlardaki çalışmaları yapacak olan bütün yöneticilere bir örnek ve çekim gücü olması lazım. Evet. Yani ben isterdim ki insanlar koşa koşa o yöneticiler size gelip bu yaşam felsefesini, bu projenizi, niyetinizi işte Ankara'da da, Çorum'da da, Ege'de de, Akdeniz'de de, Güneydoğu'da da uygulamak için sizden fikir alışverişi yapması ve hatta eğitime gelmesini şahsım adına beklerim. Evet. Aynı zamanda en büyük beklentim de Sayın Valimizin, Büyükşehir Başkanımızın, Fatsa Belediye Başkanımızın da size karşı yani her zaman olmasa da ayda bir, 2-3 ayda bir sizi ziyaret ederek hem gelişmeleri takip etmek hem de destek evet. vermek için sizin kapınızı aşındırması gerektiğini düşünüyorum şahsım adına. Hı-hı. Bu anlamda bu tarz destekleri görebiliyor musunuz etki ve yetki sahibi insanlarımızla? Şimdi şöyle tabii 2001 yılında ben bu çalışmayı başlatırken burada değildim. Uzun bir süre, 10 yıl kadar Kapadokya'dan buradaki çalışma arkadaşlarımızın kanalıyla yürütüyorduk bunu. Buna inanan çok değerli insanlar var, bu felsefeye inanan çok değerli insanlar var. Ve 20 yıldır da onlar hiç ayrılmadan devam ediyorlar bu işe. İşte o inanan takımı kurmak çok önemli. Şimdi güzel bir şey yapıyor olabilirsiniz. Faydalı bir şey yapıyor olabilirsiniz. Ama iyi bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bunun çok fazla maddi maliyeti de olmayabilir. Ama yani iyi bir şey yapıyorsunuz diye herkes size aferin diyecek. Sırtınızı sıvazlayacak. Vay işte şöyle yapacak diye bir tutum içerisine ben şahsen girmedim. Girmek de istemedim. Yani girersen zaten bizim felsefemize ters. Aykırı bir durum. Aykırı evet. bir durum. Çünkü bu yaptığımız çalışmalar gerçekten en azından Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış şeylerden çok farklı bir şey.
yeni bir şey. Yani bunu insanların anlaması, kabul etmesi kolay değil. Kolay değil. Hemen öyle o bu iyiymiş demesi. Çünkü yıllardır oluşmuş bir algımız var. Bir karakterimiz var, yapımız var, yaşam tarzımız var. Böyle hele hele de para diye bir şey var yani. Bunu bir insana merhaba desek, yani birçok insana merhaba desek ilk önce kafasında para ampulü yanıyor. Ya evet. Hiç parayı sormasa bile yani o öyle bir kaplamış ki insanın beynini, bir kalbini içine giriyor. Ve parasız yaşam olamayacağını, parasız para kazanmayacaksa hiçbir şey yapmaya gönüllü olmayacağını söylüyor insanlar. Biz demiyoruz tabii para kazanmayacaksınız diye. Turizm tabii ki para kazanacak. Kesinlikle. Yani hatta bu sistemde hem yaşıyorsun hem kazanıyorsun. Hem sağlık, huzur, refah, barış içerisinde yaşıyorsun. Evet. Hem de turizmle kazanıyorsun. Ve senin yaptığın spor, sanat, zanaat, eğitim, oradaki bilgiler, üreteceğin teknoloji hepsi de turizm vasıtasıyla bir kazanca dönüş. Yani çünkü bir kültür oluşturuyorsun. Evet. Turizm demek kültür demek. Yani şimdi tabii ki kısmen bize böyle destek olanlar oldu ama 20 yıl zarfında o sizin dediğiniz manada bir destek olmadı ama son yıllarda biraz daha özellikle bizim Fatsa'da oluşan bir yerel yönetim var. Bu 20 yıl zarfında ilk defa olumlu yönde bizim yaptığımız çalışmalara destek veriyorlar. Onları samimi buluyoruz. Hatta beraber birçok organizasyonda yaptık. Mesela organize yaşam bölgesi tohum takasını Fatsa Belediyesi ve Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar Bey'in öncülüğünde işte Ziraat Odası, Ticaret Odası, Kaymakamlık bunların öncülüğünde yaptık. Yani işin içine girdiler. Bunu gelenekselleştirecek misiniz yoksa her yıl tabii yapılması ki anlamında? Şimdi bunun zaten biz şenlik diyoruz onlara. İşte evet. Mesela tohum takas şenliği tarımla alakalı. Bizim tarım başlığımız var ya. Evet. Ne yapıyoruz? İşte atıyorum Kabak Dağı'nda tarım şenliği yapıyoruz. Demirciköy'de etrafımızda OYB'nin kapsamında Demirciköy'de eğitim şenliği yapıyoruz. Evet. İşte diyelim ki Bağlarca'da sanat şenliği yapıyorduk tam. İşte o da pandemiden dolayı evet. Ertelendi. İşte Küpdüşen'de atıyorum zanaat şenliği yapacağız. İşte Konakbaşı'nda teknoloji şenliği yapacağız. İşte Taşlıca'da gideceğiz spor şenliği yapacağız. Yani bunları orada yapmamızın sebebi yani oralarda bu altyapılar olduğu için. Evet, yatkın güzel. Olduğu için. Hem sahayı da genişletmiş ve oluyorsun. Her ay OYB'de bir etkinlik yapılıyor. Yalnız bu etkinlikler öyle çok parayla yapılan, çok insan gerektiren şeyler değil. Hani kendi küçük, maliyeti küçük ama etkisi büyük. Şenlikler. Daha sonra ne oluyor? Bu işte 8 başlık altında biz 12 köyde bu etkinlikleri yaptık ya yıl boyunca. Evet. İşte bir ayda yani ne yapacağız? Hepsinden oluşan bir festivale dönüştüreceğiz onu. Yani hepsi bir arada. Evet. Tabii. Düşünün ki bir OYB bölgesinde her ay bir etkinlik yapılıyor. Yani ve etkinlikler de faydalı etkinlikler. Evet. İnsanı eğiten, öğreten, sağlık veren, huzur veren, refahını arttıran şenlikler ve etkinlikler. Ve maliyeti yok. Yok gibi bir şey. Evet. Yani o zaman gelenekselleşecek. Önemli tabii olan kesinlikle. O. İnsanlar da turizm takvimine yani gezi takvimine işte şu yıl, tabii, şu ayda tabii. Kabak Dağı'ndaki şu etkinliğe katılım diye kendi adına tabii, bir tabii. Not düşebilecek. Adamlar bakacak şimdi. Ulan organize yaşam bölgesi diye bir yer var. Ne var burada? Sağlık var, evet. Huzur var, refah var, barış var. İşte ne yapacağım oraya gidince? Hangi aktiviteleri yapacağım? Ha şu ayda işte şurada
etkinlik. Tohum takas şenliği var. Şurada spor şenliği var. Şurada sanat şenliği var. Burada bilmem ne. Yani bakacak. Ha çok şey var yapacak. İşte nerede gezeceğim? İşte gezi noktalarımız var. İşte Kabaktan'da hepsinin var. Hepsinin bir takvimi var değil mi elinizde Güven Bey? Tabii ki. Yani tabii ki. Kabaktan'da ayrı gezi noktaları var. İşte Demirci Köy'de keşiflerini yaptık oraların. Çok ayrı güzel. Bir gezi güzergahı var. Bağlarca'da ayrı var. Konakbaşı'nda ayrı var. Ve bu keşifleri yapmaya devam edeceğiz ilk fırsatta. Mesela Küp Düşen hem doğal yapısı açısından çok güzel şelaleleri var. Hem de yani eskinin organize sanayi bölgesi diyebiliriz. Yani Fatsa'nın bir sürü esnafı, zanaatkarı oradan çıkmıştır. Yani belki de bundan 15-20 sene önce, 30 sene önce orası bir organize sanayi bölgesi gibi çalışıyordu. Sobacı, ayakkabıcı, marangoz hepsi vardı. Adı da Küp Düşen ya, acaba bunun evet. Bir hikayesi var mı? Bir yerden küp mü düşüyor? Evet. Aslında bunu hikayeleştirebiliriz. Gelen misafirlere var, bir küp düşürebiliriz. Var, hikayeleri var. İsimlerden evet. Geldiğiyle alakalı var. Yani şen insanlar memleketi manasına da geliyormuş. İşte birine de bir şey tarif ederken işte bu taşımacılığı küple yapıyorlar ya önce evet. İşte şeyleri. İşte küp düşmüş. Bir yeri tarif ederken işte küp düşen. Küp düşen yer. Küp düşen yer derken. Yani arkadaşlardan evet. Benim öğrendiğim böyle. Evet. Hepsinin bütün isimlerinde şeyi var tabii. Kabak evet. Dağı'nda isminin hikayesi var. Ona da gelelim ama evet. Önce gerçekten bizi interaktif olarak yaptığımız bir program olduğu için izleyen dostlarımız var. Mesajlarını da okumak istiyorum müsaadenizle. Tamam buyurun Güven Bey. Ben de bir su içeyim bu arada. Tabii. Ahmet Karacı Bey gerçekten Fatsa'da hem spor anlamında hem de özellikle son dönemde doğal olaylarda arama kurtarma ile ilgili DASKUT ekibini kurup başına geçen ve mücadele eden bir arkadaşımız. Çok STK'lar güzel. Bu ülkenin temel taşlarıdır. Yaptığınız bu programlarda sık sık ne kadar önemli olduğunu anlatıyorsunuz. Zevkle izliyoruz. Teşekkür ederim demiş. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Teşekkür Ali Gürel ederiz. Bey, ne kadar güzel. Ünyeli kendisi karavan üzerine hem işi icabı hem de ekibi olarak turizm hareketi yapan bir insan. Çok güzel. Gökyüzünün en güzel yeryüzünün Karadeniz en güzel yeryüzü Karadeniz'in kalbi Ünye'ye selam olsun demiş. Teşekkür olsun. Ederiz Ali Bey'e. Bu haftaki yayınınız yerel turizm açısından mükemmel. Hep birlikte Karadeniz, hep birlikte Ordu demiş. Evet. Teşekkür ederiz Ali Bey'e selamlar. İbrahim Sobi ve Ayhan Sobi abilerim Samsun Ayvacık'tan ve Keş mahallemizden selamlar göndermişler. Vedat Aydoğan Bey selamları var. Güven Özel, özel fikirleri olan çok değerli bir insan. İstifa edebilene ne mutlu, zevkle izliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Vedat Bey'e de, müdürümüz. Evet. Saygılar, selamlar. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim Vedat Bey'e. Mehmet Kızaklı, Kazakistan'da Ünye. Ben adeta Ünye başkonsolosu diyorum kendisine. Gönüllü bir Ünye sevdalısı. Ve Ünye Pomidor Kafeleri diye bir zincir oluşturdu orada. Ve Kazakistan'ın coğrafyasına Ünye adını yazdırdı. Çok ben bunu her programda da özellikle gururla söylüyorum. Selamun aleyküm sevgili başkan ve değerli konuğunuz. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar diliyorum. Kazakistan'dan selamlar demiş. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz Mehmet ustamıza. Murat Alemdar başkanımız hayırlı yayınlar, zevkle izliyoruz demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizden de selamlar. Hakan saygılar. Asıllı Bey, Adnan Bey hayırlı yayınlar. Fatsa'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Biz de komşumuza, yanı başımıza, Fatsa'mıza sevgilerimizi gönderelim. Hem konuğumuz da bir Fatsalı ve turizmci. Şimdi zaten bu programın adını koyarken de sivil toplumun sesi anlamında şu manada koymak istedim ve her programda söylüyorum, yine tekrarlayacağım. Sivil toplum önderleri diyorum ben buna. Fikir insanları, yenilik insanları, yani olmayanı yapmaya çalışan, doğru olanı yapmaya çalışan ve hep kendinden veren. Siz yaklaşık 15-20 yıldır ben de şahitim buna. Hani derler ya, şahit misiniz? Ben şahitim. İnşallah. Yani Güven Özel'in Fatsa ve Ordu turizmi ile alakalı bir Adnan Sobi ne kadar mücadele ediyorsa, Güven Özel de kendi alanında çok ciddi mücadeleler vermiş, çok emekler vermiş, hem cebinden vermiş hem ailesinden eksiltmiş ve ben şuna üzülüyorum, maalesef karşılığını görememiş. Şu, bu karşılık, bizim beklediğimiz karşılık bir maddi karşılık değil. Olsaydı bir firmada gider çalışırdık.
Ki çok da kolay bizim gibi bir insanların bir yere gitmesi ama biz istiyoruz ki memleket kazansın. Burada bu sivil toplum örgütlerinin tek beklentisi var. Maharet iltifata tabidir. Bir teşekkür, bir onura edilmek, bir yapılan faaliyete gönüllü destek vermek, bir defa da çağırmadan gelmek. Yani bu şehri yönetenlere biz niye diyelim sayın valim gel ya da sayın büyükşehir belediye başkanım gel ben şunu yapıyorum. Ya ben bunu yaptığımı gördüğün halde gelmiyorsan, yani kimse kusura bakmasın, bu benim değil. Yani bizi yönetenlerin eksiği olarak görüyorum ben bunu. Yani davet edilmez devlet büyükleri, bizi yönetenler. Hareketi görür, emeği görür, mücadeleyi görür ve 20 yıldır karşılıksız yapılan bir emek var. Ve Kabak Dağı adını gerçekten ordu turizmine, kırsal turizm anlamında, organik turizm anlamında adeta altın harflerle yazdırdınız bu mücadeleyle. Ama gerçekten zaman zaman ben de gelip gidiyorum Kabak Dağı'na. En basitinden bizi izleyenlerin anlayacağı dilden söyleyeyim. Tam Konakbaşı mevkiindeki köprü benim hala gözümün önünde. Korkulukları kırılmış, bir de tek aracın geçebileceği darlıkta. Ve siz organize yaşam alanına gideceksiniz. Orası aslında, ben buradan bizi izleyenlere ve size de bir önerim olsun. Hem Fatsa Belediye'miz hem Büyükşehir Belediye'miz oraya öyle bir köprü yapsın ki insanlar adeta o köprüden geçmek için gelsin. Çünkü o köprü adeta bir kapı olsun. Yani OYB'ye açılan, organik turizme açılan, yani hayata açılan bir kapı mantığıyla yapılmasını ben öneriyorum. Bu anlamda sizin düşüncenizi almak isterim. Şimdi çok güzel bir nokta. Şöyle ki o köprü herhangi bir köprü değil. Bir kere hani OYB olmasa bile, Kabak Dağı yolu da olmasa bile, hatırlarsanız biz ilk defa 2011 yılında kendi yerel turistimizi yereli tanıtmak için Sarı Tur diye bir gezi programı yapmıştık. Sarı Tur. Evet. Yıllarca devam ettik ona. Yani kendi insanımıza kendi yöremizi tanıttık. Ve hiç para almadık. Parasız. 1500 kişiyi tura götürdük. İşte o turu yaparken bizim o gezi noktalarından bir tanesi de eski ordu yolu. O zaman orijinal haliyle, yani sanıyorum 1935 ya da 32'de yapılmış olabilir. İşte Fatsa'yı, Ünye'yi orduya bağlayan yolun köprüsü. Çok güzel. Yani, aslında adı da kimlikli yani, bir ismi var. Turizm açısından da bir değer. Böyle bir değer tabii ki. Yani köprüyü öyle bakmak lazım. Biraz dar tabii günümüz koşullarında. Yo, aslında o kimliğiyle de korunabilir. O kimliği koruyarak, o yolu da koruyarak aslında. Eski aynen. Ordu yolu yani. O zaman orijinaldi. Biz orayı gezdirmeye başlayınca bir baktık ki oraya asfalt dökmüşler. O halde neyse, asfaltı seviyorlar ama ve insanlar ilk defa vay anasını dediler. Zannediyorlardı ki hep bu sahil yolu vardı. İnsanlar buradan böyle orduya geçip gidiyordu. Halbuki Cumhuriyet yeni kurulmuştu. Evet. İşte ilk yatırımlardan bir tanesi de o yoldu ve o yolun üzerindeki köprülerdi. Bir tanesi de Alman köprüsü. Alman demir köprü. Evet. Mesela o, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan köprüler. Bunlar hep değeri olan, kesinlikle korunması gereken. Kimlikli yol deyip geçme işte, kimliği var yani. Evet. Eski ordu yol. Şimdi başka bir yaparsın, otoban yollar yaparsın ama hiçbir zaman eski ordu yolu olmaz. Çok doğru. O çünkü onun bir değeri var, ayrı bir kimliği var ve korumak lazım bunları. İşte güzel yapmak lazım. Aslında doğru. Zor işler değil, çok kolay işler. Gerçekten çok kolay. Çok kolay. Ben şimdi İstemek hep lazım. Şöyle ifade ediyoruz, dernek olarak da ünited olarak da bütün çalışmalarımızda şunu yapmaya gayret ediyoruz. Bir değerimiz var. Yani Ünye'mizde, Fatsa'mızda içinde barındırdığı ve çevresinde barındırdığı hem doğal hem tarihi hem de kültürel. Yani somut olmayan kültürel miraslar var. İşte Kabak Dağı'ndaki bir yaşam felsefesi. Evet. Elle tutamazsın ama yaşayan bir değer var. Evet. İşte bu değerleri yaşarken, değerliyken değer vermek önemli olan. Evet. Şimdi o köprü yıkıldıktan sonra hadi şunun aynısını yapmaya çalışalım demenin bir mantığı yok.
Mesela o Alman Köprüsü ben de biliyorum. Meşebükü Mahallesi'nden organize evet, tarafına geçen. Evet. Ve aslında bakımı yapılsa turizm bir destinasyonu, tabii, ürün. Tabii. Aslında ürün hazır. Biz orayı gezdiriyorduk. İşte Alman Köprüsü, evet, Ordu Yolu, işte oraya kitabesini yoldaki duvarları, evet, çiçekleri gösterir. Ve insanlar çok etkileniyordu. İşte o manada değerlerimiz çok Güven Bey. Çok. İşte ben şuna üzülüyorum. Hatta Ünye, Fatsa gibi şehirlerin yönetimi aslında çok basit. Çünkü bir çarkı dönmeye başlayan şehirleriz biz. Yani o çarkı sadece biz turizm gözüyle bakıp renklendirmek istiyoruz. Yani keyiflendirmek, bu şehri yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. İşte bunu kimle yaparsın? Bunu alanında uzman, tecrübe sahibi, sahada çalışmış insanlarla bir turizm takımı kurarsın. Evet. Mesela şu an geçen Go Türkiye toplantısına katıldım ben. Ordu'da İl Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği. Hı-hı. Burada Go Ordu'yu oluşturmak, yani Ordu'ya, hı-hı, gitmek. Evet. Kısaca ama, evet, gitmenin içinde ne var? İşte geldiğinde ne bulacaksan onları onun içine koymak var. Evet. İşte şimdi İl Kültür Müdürlüğümüz, ben buradan Uğur Bey'e de sevgilerimi gönderiyorum. Ben de aynı. Önerimiz üzerine Ordu Turizm takımını kurdular ve Go Ordu'yu oluşturdular. Çok güzel. Şimdi bu ekibin içinde Fatsa'dan siz varsınız, Cevat Hocam var. Evet. Belediyeden temsilci var. Ünye'den, evet, gerçekten Üntit Başkanı olarak, Adnan Sobi olarak ben varım. Evet. Ali Rıza Bey var, Sibel Hanım var, Vural Yıldırım Bey var. Yani sahanın içinden, sahaya hakim insanlardan oluşan bir beyin takımı, evet, çok şükür ki oluşturduk. Evet. Şimdi önemli olan bu takımın belirleyeceği destinasyonların gelecek kişilere hazır hale getirilmesini yapmak. Zaten biz Üntit olarak da pandemiyi şöyle bir fırsata çevirdik. Buradan kısaca bahsetmek istiyorum. Doğal ve tarihi değerlerimizi keşfederek, mesela yaz konağı mağaramız vardı bizim. Bu doğal oluşumlu fay kırığından oluşan bir mağara. Evet. Yıllardan beri tescili yapılmış. Evet. Ama turizme hareketlilik anlamında hiçbir mücadele edilmemiş. Dernek olarak ve Sayın Kaymakamımızın da bizimle iştigal ederek önderliğinde gezimizde keşfettik, yerinde gördük, ne yapılması gerektiğini rapor ettik. Sağ olsun, buradan ben Asım Suya Batmaz Bey'i de sevgiyle almak istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sıcak baktılar ve oraya hemen turizm hareketinin başlaması için plan proje anlamında harekete geçildi. Ve aynı zamanda diğer değerlerimiz, tarihi çeşmelerimiz, tarihi hanlarımız, hamamlarımız. Yani aslında elimizde değerlerimiz var. Çok. Mesela burada Fatsa ile ilgili aslında genel turizmi de ben özellikle sizinle konuşmak istiyorum. Neden? Evet. Çünkü Fatsa'nın gerçekten en az 4 destinasyonuna dokunulduğu anda, ben Ünye ve Fatsa'nın sınırında olduğum için analiz yapma anlamında görebiliyorum ve, hı-hı, kafamı doğuya çevirdiğimde Çıngırt Kalesi'ni görüyorum. Evet. Yani çok güzel bir ortamdayım. Evet. Yani çoğu zaman da Fatsa'nın göremediğini gördüğümü düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü Çıngırt Kalesi sadece bir dağ sırtından oluşan bir yer değil. Gerçekten binlerce yıllık yaşanmışlığın olduğu, kalıntıların olduğu, evet, alanların olduğu ve aynı zamanda da İki destinasyonun bir arada olduğu ender yerlerden. Evet. Neden iki destinasyon? Onu da belirtmek istiyorum. Deniz yakasına baktığımızda, kuzeyine baktığımızda doğal bir tepe var. Hı-hı. Tam böyle Asarkaya kent ormanımız gibi Ünye'deki, hı-hı, kent ormanı yapılıp insanların günübirlik yaşayabileceği. Evet. Hemen güney yakasına baktığımızda, yüksek sırtına baktığımızda tarihi turistik değerlerinin olduğu çok ciddi bir tarihi alanlar var. Çalışmaların yapılması gereken. Bunun yanında bir Gaga Gölümüz var. Gerçekten bölgenin enlerinden, sadece Fatsa'nın, Ünye'nin ya da Ordu'nun değil. Karadeniz bölgesinin bir de bir en özelliği var. Denize en yakın doğal göl. Yani 5-6 dakikada Gaga Gölü gibi bir destinasyona gidebiliyorsun. Yani Uzungöl'e gitmek için saatlerce yol alıyorsun. Ama Gaga Gölü'ne hemen ulaşabiliyorsun. Ama ulaştığında bir şey bulamıyorsun. Ve yıllardan beri atıl bırakılmış. Ve biz ne yaptık? Birlikte Ordu, birlikte turizm sloganımızı orada gerçekleştirdik Ünye olarak. Sualtı arkeologlarını Ünye'ye getirdiğimizde Uğur Bey'in de önerisi, benim de desteğimle orada arkeolog dalgıcımızı dalış yaptırdık. Ve Gaga Gölü'nün hep efsanelere konu olmuş, işte kilise vardı, şu vardı, bu vardı sözlü olan olayı
gerçeğe somutlaştırdık, evet, belgeledik. Evet. Ve raporu da yakın bir zamanda çıkmak üzere. İnşallah. Şimdi bütün bu değerleri göz önüne alındığında Fatsa'mızdaki eksik ne olarak söyleyebilir misiniz? Yani doğru mu dokunulmuyor, bir ekip takım mı yok? Şimdi demin de söylediğim gibi ben bu çalışmayı 2001 yılında başlattım. Bu 20 yıllık zaman zarfında ilk defa yerel yönetim olarak ilk defa bu dönemde destek bulduk. Ondan önce çok hayret ederdim. Yani biz niye acaba Fatsa'da fark edilmiyor bir yönetici musun? Yok, ben değil de yani niye bir turizm anlamadım demiyor iş. Bir tane turizm bırak yani turizmi. Turizmin T'sini bile ağzına almadılar yani. Hiç kimse. Allah. Ya o kadar yani 20 yıl biz anlattık. Önce ekotarım, ekoturizm dedik. İşte ondan sonra OYB dedik. Onu dedik, bunu dedik. Hatta biz ta Turizm Bakanımız vardı, Ertuğrul Günay. Evet. Onun bakanlığı döneminden başladık. Yani biz aslında anlatmaya, evet, anlatmaya yaptığımız işleri, neler yapacağımızı, işte destek olmalarını gittik ziyaret ettik. Bakanları ziyaret ettik, valileri ziyaret ettik, işte daire amirlerini ziyaret ettik, belediye başkanlarını ziyaret ettik. Yani bir sürü insanı bu amaçla ziyaret ettik. Hatta bunları davet ettik. Yani o arkada dönen resimlerin bazıları da gördü, evet, kimler geldi, kimler geçti. Hepsini haberdar ettik. Fakat 20 yılın sonunda hala mesela böyle bir konu geldiği zaman şunu yaptınız mı, bunu yaptınız mı diye soranlar var yani. Sen yapamadın bunu diyenler o. Doğrudur yani, belki ben yapamadım ama yani 20 yılda kaç tane, kimleri davet ettik, kimleri ziyaret ettik, yazılı, sözlü başvuruda bulunduk. Rapor halinde de sunuyorsunuz. Tabii. Artık biz bunun kitabını yazdık. Böyle bir şey yok yani. OYB'nin kitabını ya kitap olarak da verdik. Yani bugüne kadar bütün valilere biz yani OYB ekibi olarak ziyarette bulunduk, davet ettik, misafir ettik, taleplerimizi ilettik ve hiçbir adım geri dönüş olmadı. Dönüş olmadı ve artık bu sefer de bu valimize de hani hoş geldin direkt gitmedik ama bir Çalıştay info grubu gelmişti. Evet. Orada bu OYB'nin kitabını götürüp kendisini şey yaptım. Yani verdim. Artık ona baktı mı, bakmadı mı? Eğer baktıysa, çünkü bu valimiz için gelmeden önce çok güzel şeyleri geldi yani. Haberler, evet, geldi. Bu vali öbürlerine benzemiyor. Efendime söyleyeyim, işte Tunceli'deydi galiba. O, evet, orada şöyle yaptı, böyle yaptı deyince ben dedim ki o zaman en önce Kabaktağ'a gelir bu vali. Çünkü 20 yıllık kitabı yazılmış bir şey, var ortada. Yaşam felsefesi, turizm, tarım, eğitim, her şeyi olan bir bölge var. 12 tane köy bunu beraber sürdürüyor. En önce buraya gelir diye düşündüm ama kitabı da verdiğim halde hala Sayın Valimizle yani ben, selamlar olsun, saygılar sunarız Sayın geri ama Valimiz gerçekten yani, ne arıyor, ne soruyor, ne geliyor, bir şey de yapmıyorlar yani. Ben inanıyorum ki Sayın Valimiz, halbuki bizim yaptığımız işlere pozitiftir. Bizim yaptığımız işlerde para lazım değil bize. Sadece tanımak lazım, söylemek lazım. İnanmak lazım. Yani inanmak. Bizi biri üçte. Yani. İnanacak, temiz olacak, elinden geleni yapacak. Sonucu zaten biz tevekkül, yani kabul ediyoruz. Evet. Aslında çok güzel mesela, söylediniz. Mesela bizim bir ilk yerleşim alanımız var Kabaktağ'da. İlk gelenlerin yerleştiği alan. Orası tarihi meydan diyoruz. 20 yıldır yazılı, sözlü, görsel gidiyoruz. İşte buranın bir çevre düzenlemesinin yapılması. O caminin orası. Caminin olduğu, evet, yer. Evet. Hani doğal ürünler pazarı da giriş kuruyoruz ya. Giriş takı da yapacaktınız. Takı da biz kendimiz yaptık. Bitti. Bak, mi yıllar, tak? Bitti.
Yani tam istediğimiz gibi bir şey yapamadık ama çünkü biz bir şey yaparken yani bizim prensiplerimiz var. Böyle yardım, bağış toplamaya gitmiyoruz kimseye. Bir şey yapacaksak düşünce kulübünde konuşuyoruz. Karar alıyorsak kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ama istemesek bile gönüllü insanlar gelip diyor ki ben de bir şey yapmak istiyorum. Katkı sağlamak istiyorum. Mesela imece yapılıyor, geliyor imeceye katılıyor. Veyahut da maddi olarak orada işte al 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira da biz verelim diyor ve biz de işi takip ediyoruz. Yevmiyesiz gidiyoruz, bakıyoruz ve yapıyoruz. Takı da yaptık. Evet. İşte orada bir çevre duvarları lazım. O lazım. Yani camiye doğru giden bantın duvarları evet. Ve burası etrafında da 6 tane tescilli kültür varlığı var. Hem tarihi meydan, ilk yerleşim yeri, tescilli kültür varlıkları var. Çok güzel de taş caminiz çok var aynı. Çok güzel zamanda. De bir cami var. Evet. Yani sadece bu fotoğraf Ordu'da bu fotoğrafı gösterseler yani kültür manasında, kırsal turizm manasında çok değer katacak. Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediye'miz o konuya sıcak bakacaktır. İnşallah. Özellikle buradan da talep edelim. Evet. Bizi izleyen Cevat hocamız var, Cevat Erbil hocamız. Evet. Hayırlı yayınlar, Fatma'dan selamlar demiş, sevgilerimizi gönderiyoruz. İlker Çorbacı, selam, hayırlı yayınlar Adnan Bey, konuğunuza selamlar. İlker Bey de rölyef sanatçısıdır, geri dönüşümden yapar. Çok güzel. Aynı zamanda Ünitit sekreteridir. Kendisine sevgilerimizi gönderelim. Aynen. Şimdi gerçekten aslında benim bu programı yapmamdaki çok güzel bir tanıma uyan kişiliksiniz. Öyle mi? Neler yapmışsınız ama karşılığında bir beklenti değil. Sadece Fatsa veya Kabakdağ kazanmıyor. Bölgenin, ülkenin kazandığı bir tabii hedefiniz var. Bu anlamda son zamanlarda dediğiniz gibi özellikle Ethem Kibar Başkanımızla birlikte turizm anlamında gerçekten son 3 yıl, 3 dönemini saymazsak son 2 yıldır seçimle birlikte Ethem Başkanımızla beraber turizmsel dokunuşlara bir hareket var. Yani var. Turizmsel bir hareket yani, evet. Yönelme var. Evet. Bunların en canlı örneklerinden biri de ben de çok takip ediyorum. Çerkezler Tepesi var. Karadeniz bölgesine ilk turizm alanı Çerkezler Tepesi. Öyle bir özelliği de var. Tam Dolunay'ın üst sırtında kalan yer. Burayla ilgili şeyden orman işletmeden belediye yanılmıyorsam 29 yıllığına belli bir uzun bir süreliğine kiraladı. Evet. Şimdi buraya da proje yaptı. Yaptığı projede hem bir eleştirim hem de bir takdirim var. Hı-hı. Şimdi ben turizmci mantığıyla eleştirimi de takdirimi de söylemek istiyorum. Sizin fikrinizi de ondan sonra almak istiyorum. Evet. Şimdi orası mesire alanı statüsü vardı. Hı-hı. Bakanlık düzeyinde. A tipi mesire alanına çevrildi. Hı-hı. Yani A tipi mesire alanı eşittir konaklamalı mesire alan demek. Hı-hı. Yani içinde otel değil de bungalov evler tarzı günübirlik konaklamaya müsait geceleme yapılacak alanlar demek. Şimdi konaklamasına karşı çıktığım bir proje şahsım adına. Neden? Çünkü Çerkezler Tepesi bir Asarkaya gibi, bir Yoros Kent Ormanı gibi, bir Aybastı gibi doğanın içinde şehirden uzak bir nokta olsa konaklama yapılması gereken bir noktadan bir şeye dahi Gaga Gölü'nün çevresine dahi konaklama yapılabilir. Çünkü şehirden uzakta köyün içinde. Ama şehrin içinde bir konaklamalı sosyal tesis yaptığınız zaman belediyenin halka açık olan mecburen konaklama alanlarını günübirlik hareketten ayırmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla ihtiyaç olan alanı daraltmış olacaksınız. Bu anlamda konaklamalı olmasını doğru bulmuyorum. Ama o projenin içinde bir ifade var. Ben o çok hoşuma gitti. Ordu hiçbir uygulamalarında, büyük şehirinde kimlikli bir dokunuşu yok. Yani sahil düzenlemesi yapıyor. Orada ne bir fındık var, ne bir arı var, ne bir balık var, ne bir kibele var. Yani kibele tarih ve kültür anlamında çok ciddi bir değer. Ordu'da yerinden çıkarılmış bir heykel. Bu da yok ama Ethem Kibar Başkanımız dedi ki fındık kulesi yapacağız dedi Çerkezler Tepesi'ne. Ben bunu çok önemsiyorum mesela. Yani öyle bir sembol olacak ki o Karadeniz sahil yolundan geçen herkes ki Fatsa çevre yolu yapıldığında belki de görülecek yükseklikte olacak onu bilmiyorum. Buradan ona da dikkat etmelerini önereyim. Yani fındık kulesi benim bütün projenin önüne geçti benim gözümde. Bir kimlik kazandıracak oraya. İnsanlar fındığı görecek. Yani Ordu dünyada en çok fındık üreten il.
Ünye'de dünyada en çok fındığı üreten ilçe. Ama ne Ordu'da ne Ünye'mizde bir tane fındık sembolümüz yok. Evet. Ordu'da bir tane kavşakta şelale var. Fındık içinden akan. Onun haricinde hiçbir şey yok. Yani bu anlamda ben orayı Ethem Başkan'ın Fındık Kulesi'ni çok önemsiyorum. Yani Çerkezler Tepesi'nin bu projeyle ilgili düşüncesine siz ne dersiniz diye sormak istiyorum. Şimdi bu Çerkezler Tepesi'nin tabii uzun yıllardır turizm alanı ilan edilmiş bir yer. Evet. Fakat en son bir revizyon yapıldı. Tam olarak içeriğini bilemiyorum. Yeni bir anlaşma evet, imzalandı. Yeni bir gelişme, evet. Tabii ki ilçelerde, şehirlerde böyle kimlikli o şeyi temsil eden binaların olması önemli. Yani sembol binaların olması önemli bir şey. Çok doğru. Tabii ki mesire alanı da ilçede olsun, olması çok önemli. Fakat bizim felsefemizde böyle yeniden para talebi doğuracak binaların yapılması ve harcamaların yapılması doğru bulmuyoruz. Çünkü biz bu yaşam felsefesini niye oluşturuyoruz? Sağlık, huzur, refah, barış içerisinde yaşamak için. Doğru mu? Evet. Eğer ki biz yeni binalar yaparsak, yeni binalar yeni para talebi getirecek demektir. Doğru. Hele ki direkt yerel halkın, köylünün direkt kazanım elde edeceği veyahut da süreci yöneteceği çalışmalar değilse bu bize ileride ilçelerde daha büyük sıkıntılara sebep olacak. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Şimdi diyelim ki bizim Ünye'yi demeyeyim de Fatsa. Biz niye OYB'yi istiyoruz? Şimdi çünkü bütün yatırımlar ve para talebi doğuran bütün inşaatlar ilçe merkezinde düşünülüyor. İnşaatlar veya çalışmalar veya projeler. Bu kırsalda düşünülmüyor. Yani kırsalı, yerel halkı direkt nasıl olduğu yerde yaşatırız veyahut da ilçe merkezindeki insanları nasıl teşvik ederiz de o boş alanlara da yaşayacak hale getiririz diye bir düşünce içerisinde göremiyorum yani. Hiç kimseyi göremiyorum. Yani sadece kendi ilimizi diyelim. Yani Türkiye'de de yok ama kendi ilimizde de böyle bir yönetim anlayışı yok. Böyle olunca olmuyor. Sıkışıyoruz. Hele para talebi doğuruyor her şey. Para da daha çok para, daha çok para. İyi de biz yani şehire gelip organize sanayide çalışıp alacağımız asgari ücretten nasıl yani sırt sırta girdik, arabaları park edemiyoruz, sular kirleniyor, havalar kirleniyor, insan yaşamının kalitesi düşüyor. Yani gidiyorsun, tamam fabrikayı kuruyoruz, güzel tabii ki olacak, sanayi de olacak, ilçede yaşam da olacak, evet. Tabii ki para da olacak ama bizi böyle dört duvar arasına sokup, O duvarların arasında ayda işte bilmem 3.000 lira kazanacağım diye insanlıktan çıkıyor. Sabah gir, akşam karardı eve git. Yani müzik yok, sanat yok, zanaat yok, teknoloji yok, turizm yok, tatil yok. Bu şimdi böyle insanlık olur mu? Olmaz. O zaman ne olacak? Yeni binalar yapmaktansa diyelim ki tabii ki bir fındık kulesinin yapılması sembol bina olarak olabilir. Fatsa'yı temsil edebilir. Veyahut orada yapılacak binalara harcanacak para, finansı ne kadar? Bununla birinci OYB'yi yapalım. Yani o kadar para da istemiyor bizim OYB. Para istemiyor zaten az, çok az paralarla. Çok büyük hareket yaratacak bir çalışmadır o OYB. Birinciyi buraya yapalım. İkinciyi götürelim Ilıcı'ya yapalım. Üçüncüyü götürelim Yastaş'a yapalım. Dördüncüyü götürelim işte Kumru'ya, Kabataş'a, Aybasti'ye,
Ordu merkeze, oralara yapalım bu uyarıyı. Yani paraya değil insana hizmet edelim diyorsun. Çünkü bizim felsefede bu şey çalışmada para talebi doğmuyor bizde. Aksine yaptığımız çalışmalarda para arzı doğuyor. Çünkü bunu bir ürün haline geliyor bu OYB felsefesi. Her şeyle, yemesiyle, içmesiyle, eğlenmesiyle, kültürüyle, sporuyla, sanatıyla bir ürün haline geliyor. Ve dünyada bu ürünü, yani kendi özgün yönleriyle bu ürünü başka yerde de bulamayacağı için talep geliyor değil mi? Yani evet. Talep arttırıyor. O da parayla geliyor böyle. Ne oluyor? Para oluyor. Her şey paraya dönüşünce bizim para ihtiyacımız oluyor mu? Olmuyor. O fazla parayı ne yapacağız o zaman? Diyeceğiz ki al sayın devletim. Bizde para çok. Şunu da yap. Ama bu OYB'yi git Tekirdağ'a da yap. Bu OYB'yi git Malkara'ya da yap. Bu OYB'yi gidelim Edirne'ye de yapalım. Yani kırsal alanları canlandıralım her şeyiyle. Ve para çok zaten bizde. Para olacağı için bu sistemde. O parayı da kime vereceğiz? Biz parayı ne yapacağız ki? Yani OYB artsın, OYB felsefesi ülkemizde yerleşsin. Hatta dünyada yerleşsin. Bize nasıl kapitalist felsefeyi yerleştirdiler? Biz de bunun karşılığında bunu geliştirelim. Eğer ki biz dünyada sağlık, huzur, refah, barış istiyorsak gerçekten, o zaman OYB'yi transfer edeceğiz. Onlar da yapacak. Para lazımsa bizde para var. OYB'den evet, kazandık. Onlara vereceğiz. Alın siz de yapın diyeceğiz. Peki burada Güven Bey, aslında olmayanı anlattığınız için çoğu insana, şu an dinleyenlere veya sonra dinleyeceklere evet. Hatta diyecekler ki ne anlatıyor? Ama aslında gelecekte yapılması gerekeni siz çok önceden görüp yapmayı her şeyi önlemiş oluyorsunuz. Şimdi buraya çok büyük maliyetlerle binalar yapıyor. Ya yapın tamam ki yani karşı gelmiyoruz ama sonra ne oluyor? O binayı işletemiyorsunuz. Personel almak zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra artı maliyetler yüklüyorsunuz. Ondan sonra bu maliyetler de yine insanlar, yani çalışan esnafın bunun üzerinden çıkıyor. Yani birçok şey var öyle. Mesela Ordu ilinde diyelim ki iyi niyetlerle bir botanik bahçesi yapıldı. Ne olmuş? Kaç paraya yapıldı? Finansmanını sağladı. Kim sağladıysa tamam. Şimdi ne oldu? Yani yazık, günah. Kesinlikle. Yani aynı şeyi, yani zamansız yapmak tabii ki yapılsın ama zamansız yapılmış. İyi düşünmek öncelik lazım. Sırası evet. Yok. Şimdi o kadar şey, biz 20 yıldır bu çalışmayı yaparken bir meydanımızı yapmadınız. Müracaat ediyoruz. Tarihi evlerimizi restore etmiyorsunuz. O tarihi okulumuz var. Yani bölgenin en eski okulu, tescilli. Restore etmiyorsunuz. Bizi işte turizm fuarlarına gidiyorsunuz. Orada OYB'yi, Kabak Dağı'nı veyahut şeyi alın bu da sizin köşeniz demiyorsunuz. Veyahut da tanıtım filmleri çekiyorlar. Bir tane buna yer vermiyorlar. Yani İsraf oluyor. Halbuki öncelik burada. Birinci OYB yapılacak. Yani otel yapacağımıza yönetmelik çıkaracaksın. Adam evinde hem kendi yaşarken müsait olduğunda da misafir aldığında para alıyorsa ona da bir yönetmelik çıkar. Nasıl vergili ödeyeceğini, nasıl kimliği bildireceğini anlat adama. Resmi kaçak olmaz. Yani evet. Yönetmelik çıkar. OYB felsefesini kabul et. Kırsal yaşam evi yönetmeliğini çıkar. İnsanlar kazansın. O zaman gider çarşıya gelmez. O zaman yaşam orada gelişir. Trafik sıkışmaz. Yeni evet. Yollar yapmak zorunda kalmazsın. Yeni araçlar almak zorunda kalmazsın. Bu kadar çok bütçeye de gerek duymaz. Şimdi burada şöyle özür dilerim. Öncelik OYB'de. Evet. Bunu yaparsalar kurtulacağız. Aslında bir de sorun çözülüyor. Hem biz kurtulacağız. Hem Ordu ili kurtulacak. Hem ülkemiz kurtulacak. Hem de dünya kurtulacak ya. Çok doğru. Yani şeye benzedi bu Nasrettin Hoca'ya işte göle maya çalıyormuş da ya tutarsa. Birisi demiş ya bu tutmaz demiş. Öbürü de demiş ki bir tanesi de demiş ki ya bu kadar yoğurdu ne yapacak? Yani dünyayı kurtaracaksın ya. Evet. Yani göle maya çalıyorsun dünyayı kurtaracaksın. Ya böyle bir görevimiz var.
Şimdi aslında evet, anlattıklarınız, mücadeleniz işte sivil toplumun sesinin duyulması anlamında biz de bu mücadeleyi veriyoruz ve sonuna kadar bunu hem size destek vererek hem de yerinde görerek de destekledik. Ben şimdi hem son söz hem de son düşünce anlamında şimdi bu kadar emek verdiniz. Mesela biz Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak Ünye'nin kimlik kazanmasını sağladık. Nasıl yaptık? Hiç şu an Karadeniz bölgesinde hiçbir il ve ilçede böyle bir resmi kimlik yok. Meclisten çıkmış yani, hı hı, kendi meclisinden çıkmış. Tarih, kültür ve turizm kentidir kararını aldırdık, hı hı, Ünye Belediyesi'ne. Evet. Şimdi bu öneriyi neden yaptık? Dernek olarak dedik ki, üntit olarak, neden tarih, neden kültür, neden turizm? Gerekçelerini sunduk. Meclise talebimizde bulunduk. Mecliste teşekkür ederim ben buradan. O meclisi de ben tarihe bir not olarak düşüyorum o kararı. Ünye'ye bir kimlik kazandırdık. Buna benzer mesela organize yaşam bölgesi anlamında büyük şehre veya Fatsa Belediyesi'ne bunu resmi bir karar anlamında Kabakdağ, Küp Düşen, işte o Bağlarca, o Demirci, o coğrafyanın hepsinin olduğu bir rapor hazırlayıp meclise bir talep girseniz, bu alanın organize yaşam bölgesi kabul edilmesini talep ediyoruz diye böyle bir girişiminiz oldu mu? Oldu. Ve karşılıkta ne gördünüz? Şimdi şöyle, bu konuyla ilgili sanıyorum 2 yıl önce Turizm Haftası münasebetiyle ben talebimizi ve OYB ilan edilmesi, OYB'de yapılacak işleri dilekçeyle hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne hem valiliğe, hatta il jandarma komutanlığına, Fatsa kaymakamlığına, Fatsa belediyesine, ticaret odasına, ziraat odasına, esnaf ve sanatkarlar odasına, milli eğitime, kaymakamla, herkese, yani alakalı alakasız herkese dilekçeyle bir dosyamı sundu. Tabii bir dönüş olmadı. Sadece yazı olarak dönüş oldu. O da olumsuz. Fatsa Belediyesi, buradan Sayın Başkanımıza İbrahim Ethem Kibar'a yine selamlar olsun. Yine en çok yani desteği onun döneminde gördük. Onunla beraber güzel şeyler yapacağımıza inanarak bekliyoruz. Hatta bu dilekçeyi ona da verdim. Ve belediyeden, o ilk seçildiği zaman. Daha ve yeni, yeni seçilmişti. Hakikaten sıkıntılar vardı herhalde. Evet. Ve OYB ilan edilmesini resmi olarak hem sözlü hem dile yazılı olarak talep ettik. Fakat orada yapılacak işler vardı. Maddi bölümüne bakarak şu an işte tasarruf tedbirleri dolayısıyla hiçbir şey yapamıyoruz. Ama fakat şu an bakıyorum, almaya engel değil aslında. Evet, karar almaya engel değil ama bir an önce almaları lazım. Ben de yine buradan da seslenmiş olayım. Yani herkesin görevi, bir organize yaşam bölgesine ihtiyacımız var. Çünkü bak, şehirlere fabrikaları yapıyoruz. Mesela organize sanayi bölgesini yapıyoruz. Fatsa organize sanayi bölgesini yapıyoruz. Ama bizim bir de organize sanayi bölgesiyle gelişecek durumlara karşı bir de organize yaşam bölgesine ihtiyacımız var. Buna niye ihtiyacımız var? Sağlık, huzur, refah, barış içinde yaşamak için. Spor için, sanat için, zanaat için, teknoloji için, eğitim için, turizm için buna ihtiyacımız var. Evet. En az maliyetle en iyi, en hızlı yapılacak yatırım bu. Bunu göz ardı etmesinler. Artık ben de sürekli hadi OYB ilan edelim diye sosyal medyadan da paylaşıyorum. Siz de dediniz ya, hep biz mi gideceğiz? Evet. Yani gittik. Yazılı da gittik, sözlü de gittik. 20 yılda bekledik. Ama artık söz milletin diyorlar ya. Evet. Artık söz bizim yerel yöneticilerin. Evet. Onlar da top, onlar da. Eğer evet, iyi bir şey istiyorsalar, sağlık, huzur, refah, barış istiyorsalar OYB'yi ilan etsinler ve buraya da küçük destekler versinler. Evet. Kurtulsun, memleket kurtulsun. Aynen, gelecek kurtulsun. Evet. Evet, ben gerçekten bu akşamki konuğumuza
Güven Özel Bey'e kırsal turizmci, organize yaşam bölgesinin gerçekten ben mimarı demek istiyorum, emektarı. Aslında çok önemli mesajlar verdik. Ben buradan son iki mesajı okuyarak programımı bitirmek istiyorum. İlker Çorbacı Bey, Fındık Kulesi'ni gören bunun kalesi nerede der demiş. Bence bir kale burcu görünümlü, kale sembolü yapılması daha doğru olacaktır kanaatimce, saygılar demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Kızaklı Bey, Kazakistan'dan, başkan konuğunuz Güven Bey çok tatlı anlatıyor, teşekkür ederim demiş. Sağ olsun. Ya, çünkü aslında gerçekten tatlı anlatıyor, çünkü doğruyu anlatıyor. Evet. İnsanın ihtiyacı olduğu yaşam alanlarını anlatıyor. Evet. Bu anlamda çok kıymetli ve fonda da ben her hafta bir resim koyuyorum. Geçen hafta meydandaki surlarımız vardı, bu hafta Aya Nikola adamız var. Çok güzel. Dikkat çekmek adına yapıyorum ünyemizin değerlerinden. Evet. Aya Nikola adası ile ilgili Büyükşehir Belediye'mizin bir çalışması var. Bu çalışmada da buraya ulaşım anlamında, mesela şu ada Güven Bey, odadan karşı tarafa geçiş için aşağıda da taş yol var, yarım kalmış. Hmm, yani yıkılmış. Evet. Biz istiyoruz ki turizm derneği olarak o yolun devam etmesi. Taş da, yol olarak değil aynen, mi? Aynen. Bir ara köprü gibi bir şey görmüştüm. Evet. O çok şimdi, şey olur. Maalesef. Onu çok şükür engel olduk. Evet. Şu an Büyükşehir büyük ihtimalle ahşap geçiş düşünüyormuş. Biz ha, o da istiyoruz olabilir, ki o da olabilir. Ama oranın aslına uygun evet, taş yoluyla egzotik olarak yapılması daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani oradaki doğal ve tarihi dokunun önüne geçmemesi lazım sonraki eklentiler. Önemli evet, olan odur. Evet. Ona dikkat çekmek için de o fonu koyduk. Gerçekten bu akşam Güven Özel Bey'i ağırlamaktan gerçekten gurur duyduk, keyif duyduk ve bilgi aldık. Özel bilgiler aldık soy ismi gibi. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten sivil toplum kuruluşları işte bu anlamda çok kıymetli. Biz sadece karşılık olarak Güven Bey'in de dediği gibi buradan gerçekten genç olması, heyecanlı olması, ufkunun da daha, algısının da daha geniş olduğunu düşündüğümüz Ethem Kibar Başkanımıza da mesaj olması anlamında organize yaşam bölgesini mecliste kabul ederek hem doğayı kurtarmış olacaklar, hem geleceği kurtarmış olacaklar, hem de Türkiye'de bir ilki başarmış olacaklar. Yani ben buradan açmak istediğim yelpaze şu, OYB'yi kabul ederek Fatsa'yı aslında birçok şeyin şehrinde önüne çıkarmış olacaksınız Sayın Başkanım. Ben buradan o mesajı da size vermiş olayım. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da buna hassasiyet göstermesini, Sayın Valimizin de ben mutlaka orayı gelip desteğini de vereceğini düşünüyorum. Ben bizi dinlediğiniz, bizi izlediğiniz ve gerçekten mesajlarınızla da destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Haftaya programımda gerçekten altının, dövizin, gümüşün, insanın cebinin ilgilendiren çok özel, çok önemli bir konuğum olacak. Aynı zamanda uluslararası koleksiyoner belgesi olan ve bunu da döviz ve altın işini külçe anlamında, uluslararası anlamda yapan ünyemizin bir değeri, ünyemizin kişiliği Ahmet Sandıkçı Bey konuğum olacak. Ben sizleri şimdiden meraklandırmak istiyorum. Paraya, altına, bileziğe çok farklı bakacaksınız. Haftaya yine bu saatte buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.